Dayan. Dayanın Nermin Hanım. Dayanın. Yetiştireceğim sizi hastaneye, iyi olacaksınız. Çok şükür. Yardım edin. Dayanın. Az kaldı. Bir adım dedi. Ne oldu bacım, neyiniz var? Acil hastaneye gitmemiz lazım, yardım edin. Efendim Yaz. Eylül, beni aramışsın. Bir şey mi oldu? Hastanedeyim. Anneni hastaneye getirdim. Annem mi? Ne diyorsun Eylül sen? Baygın mı? Hangi hastane? Tamam, tamam geliyorum hemen. Hemşire Hanım, durumu nasıl? Ufak çaplı bir astım krizi geçirmiş. Ciğerleri tıkalıydı. Ama şimdi gayet iyi. Yalnız kollarında morluklar var. Bir yerden mi düştü? Evet. Düştü. Ben yanına girebilir miyim? Tabii. Sakinleştirici verdik. Birazdan ayılır. Annenizin yanına girebilirsiniz. Yok, o benim annem değil. Bir yakınım. Öyle mi? Peki buyurun. Çok yormayın lütfen. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Dokuma karıma. Uzak dur ondan. Baba, hastanedeyiz. Ne yapıyorsun sen? Ne işin var karımın yanında? Ne yaptın ona? Neden hastanede karım? Ben getirdim zaten. Bağırıp durmayayım bir. Çekil şuradan. Nermin! Nermin! Duyuyor musun beni? Doktor! Müdahale ettiler. Birazdan uyanır. Durumu iyi, merak etmeyin. Sen sus. Sana sormadım. Baba. Hastanede bağırıp durma. Biraz sakin olur musun? Eylül. Sen iyi misin? Sen mi bu hale getirdin karımı? He? Söyle. Senin yüzünden başımıza gelmedik bela kalmadı. Babası kılıklı, uğursuz şey. Ne yaptın karıma, konuş! Ben bir şey yapmadım, yemin ederim. Baba! Yeter. Olay çıkarma yine. At şunu dışarı, elimden bir kaza çıkmasın. Olmayacak öyle bir şey. Anlamadan, dinlemeden kıza bağıramazsın, yeter. Bana bak Yaz. Gönül işleri yüzünden şu asallığa aileme musallat ettin, alttan aldım. Ama annen söz konusuyken senin de gözünün yaşına bakmam, alırım ayağımın altına! Hakaret etmeyin artık, yeter! Sözünü yükselt... Seni bağırsın lan! Baba! Eylül, ne oldu? Annem niye burada? Siz neden beraber geldiniz? Polisi arayalım hemen. Eylül dur. Eylül, polisi arama. Kimseye söyleme. Aramızda kalsın. Ne olur. Ne olur. Ben Nermin teyzeyle konuşmaya gidiyordum. Yaz da hala aramızda bir şey olduğunu düşünme diyecektim.
evliyim ben, çocuğum oluyor diyecektim. Sonra onu bu halde buldum. Sonra da alıp hastaneye getirdim. Bu kadar. Biz de yedik. Seni düzenbaz seni. Söyle karımın yanında ne işin vardı? He? Ne dümenler çeviriyorsun gene? Sen mi bu hale soktun karıma? Söyle! Bu yaralar ne? Yağız annene bak. Resmen yerde sürüklemişler. Ne yaptın bu kadına söyle? Nasıl bu hale getirdin Allah'ın belası? Ne istedin ondan? Eylül. Annem neden yaralı? Sen bir şey biliyor musun? Polis çağıralım. Hemşire uyanınca kendisine sorarsınız. Belki düşmüştür dedi. Belki de yine çantasını çalmaya falan çalışmışlardır. Ben de bilmiyorum. Vallahi hiçbir fikrim yok. Ben sadece onu böyle buldum. Sonra hemen arabaya atlayıp hastaneye getirdim. Bu kadar. Ne hikmetse karımın başına bir şey geldiyse hep yanında sen oluyorsun. Söyle ne yaptın karıma? Neden bu hale geldi bu? Söyle! Ha, baba! 2 dakika sakin olur musun? Annem uyandığı zaman gerçekleri öğreneceğiz zaten. Bırak beni yat! Ha! Adnan. Anne. Adnan. Var mı kıza? Çocuğun bir kabahati yok. Nermin iyi misin? Annem, ne oldu sana? Sen nasıl bu hale geldin? İyiyim, iyiyim. Biraz açılın da hava alayım. Ne oldu peki sana? Bu mu yaptı yoksa? Onun bir şey yaptığı yok. Bir şey söyleme çocuğa. Neden bu haldesin o zaman? Markete gitmek için evden çıktım. Yolun kenarında yürürken bir araba yaklaştı. Çantamı çekmeye çalıştılar. Ben de bırakmayınca yerde sürüklendim biraz. E anne bıraksaydın gitselerdi. Polisler ne de olsa bulurdu. Ya sen niye hırsızla boğuşuyorsun ki? Oğlum ne demek bıraksaydın? Bu yaştan sonra hırsıza pabuç mu bırakacağım ben? Cık, lafa bak. E bu nereden çıktı? Araba sürükleyince ayağa kalkamadım. Tam bayılmak üzereydim. Eylül geldi. Beni hastaneye götürdü. Allah razı olsun. E çanta niye burada? Niye gelip almadı hırsızlar? Ben ne bileyim Adnan, almadılar işte. Aa, şurada ölümden döndüm. Tepemde vır vır vır. Ay, 2 dakika bir soru sorma. Kızım. Gel. Sen olmasan ölüp gidecektim. Hayatımı kurtardın, sağ ol. Estağfurullah. Kim olsa aynı şey yapardı. Eylül. Çok teşekkür ederim. Annemin hayatını 2. kez kurtardın. Tamam. Uyutmaya gerek yok. Önemli değil. Ben sadece tesadüfen oradaydım. Sen hırsızları tanıyor musun? Adnan. Allah Allah. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ya kız hayatımı kurtardı diyorum. Senin söylediğin lafa bak. Kız da kabahat bulma. Ne malum bu heriflerle anlaşıp senin peşine düşmediği. Baba. Lütfen uzatma artık. Annemi de beni de daha fazla utandırma. Teşekkür edeceksen et. Etmeyeceksen sus. Kalp kırma. Tamam Yaz. Benim yüzümden tartışmayın. Nermin Hanım. Tekrar geçmiş olsun. İyi günler. Eylül. Sağ ol.